kulak ameliyatlarının olası risklerine gelecek olursak, bu çünkü çok fazla sorulan bir soru ve tabii ki doğal bir soru veya ameliyattan önce biz de hastalarımızı olası riskler konusunda bilgilendirmemiz lazım. Benim buna vereceğim yanıt aslında tek bir tane olamaz. Yani riski yoktur, hayır vardır. Ama herkeste aynı risk mi vardır? Hayır, yoktur. Yani bu tamamen hastanın kendi durumuna, özgün koşuluna göre değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Yani basitçe sadece kulak zarını tamir edeceğimiz bir ameliyatta yapılacak olan işlemde risk ne olabilir? En kötüsü kulak zarına koyduğumuz yamanın oradan ayrılması ya da tutmaması durumudur. O da kulak zarındaki deliğin büyüklüğüne göre değişebilir. İkincisi nedir? İşitmenin düzelmemesi halidir. Yani koymuş olduğumuz protezin yerinden kayması veya vücut tarafından reddedilmesi veya yeterince iyi tutturulmamış olması sonucunda oluşan bir durumdur. İşitme düzelmez. Yani bunlar minör riskler. Tekrar kulak akmaya başlayabilir, iltihap canlanabilir. Ama bunlar kabul edilebilir, küçük, minör sınıfına koyabileceğimiz risklerdir. En fazla düşünülen durum ya da kulak ameliyatları içerisinde yüz felci yapma ihtimali. Yüz felci genel ortalama içerisinde %1'den daha azdır diyebileceğim bir komplikasyon olasılığıdır. Ama bazı hastalarımız var ki zaten iltihap tamamıyla yüz sinirinin kendi üzerine yayılmış, neredeyse yüz felci yapabilecek durumda veya hasta yüz felci olmuş olarak karşımıza gelebiliyor. Dolayısıyla bu bir ameliyat riski olamaz. Ama tamamen hastalık yüz sinirinin kendisini, yüz siniri kulağın içerisinden geçiyor, yüzün hareketini sağlayan sinir. Dolayısıyla mesela kolestaton dediğimiz mutlaka çıkarmamız gereken bir tür tümör sınıfında sayabileceğimiz ilerleyici bir kulak hastalığıdır ki bazı durumlarda yüzün sinirini çevreler. Bunu tabii ki temizlerken yüz sinirinde de minör hasarlar ya da felç olma ihtimali vardır. Bu hemen daima geçicidir. Çoğunlukla düzelir. Veya bazı durumlarda başka türlü tümörler yüz sinirinin etrafından dolaşır, sarmış durumdadır. Yüz sinirini bilinçli olarak keseriz, tümörden uzaklaştırır, ayırırız, tümörü çıkartırız. Ondan sonra tekrar dikişlen, tamir ederiz. Yani demek oluyor ki kişiye göre değerlendirmek üzere oldukça düşük risklerdir veya daha sonrasında tamir edilme olasılığı yüksek risk grubunda olan durumlardır.